Merhaba arkadaşlar. Tanrı'nın Kurtuluş Tasarısı adlı kitabımızdan İsa Son Akşam Yemeği'ni Neden Hazırlattı adlı hikayemizi anlatacağız. Ama önce ezber ayetimizi okuyalım. Ezber ayetimiz Matta 26. bölüm 26 ve 28. ayetler. Yemek sırasında İsa eline ekmeği aldı, şükredip ekmeği böldü ve öğrencilere verdi. "Alın yiyin," dedi. "Bu benim bedenimdir." Sonra bir kase alıp şükretti ve bunu öğrencilerine vererek "Hepiniz bundan için," dedi. "Çünkü bu benim kanımdır. Günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır." Matta 26. bölüm 26 ve 28. ayetlerde yazılıdır. Arkadaşlar, Tanrı'nın İsrail halkını Mısır'dan kurtarışını anımsatan büyük bayramın hangisi olduğunu biliyor musunuz? Bu bayram Fısıh Bayramı'dır. İsrailli erkeklerin çoğu Fısıh Bayramı kutlamak için Yeruşalim'e doğru yol alıyorlardı. Aynı şekilde İsa ve öğrencileri de oraya doğru gitmekteydi. Fısıh Bayramı'nın ilk günü öğrenciler İsa'nın yanına gelerek "Fısıh yemeğini yemen için nerede hazırlık yapmamızı istersin?" diye sordular. İsa onlara, "Kente varıp o adamın evine gidin. Ona şöyle deyin. Öğretmen diyor ki, zamanım yaklaştı. Fısıh bayramını öğrencilerimle birlikte senin evinde kutlayacağım." Öğrenciler İsa'nın buyruğunu yerine getirerek yola çıktılar ve onun dediği gibi bir adamla karşılaştılar. Adam, İsa ve öğrencilerinin birlikte rahatlıkla fısıh yemeklerini yiyebilecekleri üst katta bulunan döşenmiş büyük bir oda gösterdi. Öğrenciler fısıh yemeği için hazırlık yapmaya başladılar. Fakat bunun İsa'nın bu dünyada katıldığı son fısıh bayramı olduğunu hala bilmiyorlardı. İsa fısıh kurbanı olarak çarmıha gerilecekti. Akşam olup yemek saati gelince İsa, 12 öğrencisiyle birlikte yemek için sofraya oturdu. Yemek sırasında İsa şaşırtıcı bir şey söyledi. "Size doğrusunu söyleyeyim. Sizden biri, benimle yemek yiyen biri, bana ihanet ederek baş kâhinlere verecek." Bu söz öğrencileri kedere boğdu. Şaşkınlık içinde teker teker "Ya Rab, beni mi demek istedin yoksa onu mu?" diye sormaya başladılar. İsa konuşmasına şöyle devam etti. "İnsanoğlu kendisi için yazılmış olduğu gibi gidiyor. Ama insanoğluna ihanet edenin vay haline. O adam hiç doğmamış olsaydı kendisi için daha iyi olurdu," dedi. Bu konuşmanın ardından İsa'ya ihanet edecek olan Yahuda, "Rabbi, yoksa beni mi demek istedin?" diye sordu. İsa ona, "Söylediğin gibidir," karşılığını verdi. İsa öğrencilerden birinin kendisine ihanet edeceğini bildiği halde kaçmak ya da vazgeçmek gibi bir eylemde bulunmadı. Bunun yerine Tanrı'nın tasarladığı kurtuluşu tamamlamak için yoluna devam etti. Bunu söyledikten sonra İsa ekmeği eline aldı ve şükretti. Dua edip ekmeği böldü. Öğrencilerine verdi. İsa, "Bu benim bedenimdir," dedi. Bu olay, İsa Mesih'in kendisini çarmıhta bizim yerimize feda edeceği anlamına geliyordu. Başka bir deyişle bizim günahlarımızı bağışlamak ve çarmıha gerilip ölecek İsa'nın bedenini simgeliyordu. Sonra İsa aynı şekilde kaseyi aldı, şükrettikten sonra öğrencilerine verdi. "Bu kase sizin uğrunuza akıtılan kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır." Öğrenciler kaseden içtiler.
Kasenin anlamıysa İsa Mesih'in bizim için çarmıhta akıtılan kanı ve ölümüydü. Yeni antlaşma Mesih'in ölümü ve dirilişi aracılığıyla gerçekleşmişti. İsa Mesih bu dünyada yaşarken sonunda çarmıha gerileceğini biliyordu. İsa Mesih'in kendi ölümünü düşünerek öğrencileriyle yaptığı bu törene Rab'bin sofrası diyoruz. Rab'bin sofrasına İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul edenler katılabilir. Kilisede yapılan ibadetlerden en kutsalı ve lütuf dolu olanı budur. İsa, Tanrı'nın vaadini gerçekleştirecek olan fısıh kurbanı olarak Tanrı'nın kurtuluş tasarısını tamamlamak üzere çarmıha gerildi ve öldü. Bu sayede bütün günahlarımızı bağışladı. İşte bu yüzden Rab'bin sofrası, İsa Mesih'in bizim için çektiği acıyı, ölümünü ve dirilişini düşündüğümüz ve onun sevgisi, lütfu için şükretmemiz gereken bir zaman olmalıdır. Biz kurtulmuş olanlar Tanrı'ya şükrederek imanla yaşamalıyız. Bizi kurtarmak için çarmıhını yüklenen İsa Mesih'in sevgisini düşünelim ve henüz İsa'yı tanımayanlara onun derin ve büyük sevgisini paylaşalım.